Merhabalar sevgili dostlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bu akşam sizinle üç kelime bir hikaye yapalım istiyorum. A2 Türkçe pratik ve A2 Türkçe pratik tabii ki A1 için faydalı, B1 için faydalı, belki B2 için faydalı. Çünkü ben sakin konuşuyorum. Çünkü ben yeni kelimeler kullanıyorum. Umarım sizin için faydalı olacak. Dün hatırlıyorsunuz, başarmanın sırrı ne? Başarmak için ne lazım? Bu konu hakkında konuştuk. Bugün bir hikayemiz var ve bu hikaye yukarıda. Yukarıda Hatta buraya da koyayım. Evet buraya da koyayım. Burada da olsun. Burada dursun. Evet. Üç kelime var arkadaşlar. Bu üç kelimeyle ben şimdi hikaye anlatmak istiyorum. Sakin, yavaş konuşuyorum ve dikkatli konuşuyorum. Önce Herkes hoş geldi. Çok arkadaş var, ne güzel. Ee, sizin arkadaşlarınız varsa, başka bir yerde Türkçe öğreniyorsa ve onlar bilmiyorsa, lütfen onları davet edin. Lütfen bu videoyu onlara gönderin, onları çağırın, olur mu? Faydalı olacak, bu yüzden. Eğer istiyorsanız. Evet. Bu arada sizin e, mesajlarınızı, sizin cümlelerinizi okumak istiyorum. Bunun için bir mouse'um var. Biz mouse olarak kullanıyoruz. Fare, mouse fare. Ama Türkçe fare demiyoruz. Mouse. Mouse ile ben telefonda daha hızlı okuyabiliyorum. Bu iyi. E, siz de Ülkenizde mouse için fare kelimesini kullanıyor musunuz veya sadece mouse mu diyorsunuz? Belki başka bir kelime olabilir. Bilmiyorum, merak ettim. Evet, teşekkür ediyorum. Davet ediyorsunuz. Arkadaşlarınızı siz davet ediyorsunuz. Paylaşmak fiil paylaşmak. Şer paylaşmak. Bu videoyu paylaşıyorsunuz. Teşekkürler. Görüyorum şimdi. Evet. E, Pardis Karimik. Hoş geldin. Merhaba. E, Sahabettin. Hoş geldin. Sahabettin Mustafavi. İran'a selamlar. Ali Rıza Bey. Hoş geldin sevgili dost. Maryam Merhaba. Selam. Gülnaz. Hay, Hayatu Nisa. Hoş geldin. Evet. Kumru Mari. İyi akşamlar. Selam. Timirov Evet, Rafal burada. Hoş geldin Rafal. İran'dan selamlar. Ee, Ali Reza Bey, İran'dan nereden dinliyorsunuz? İran'dan. Bu arada benim kameram aşağıya gidiyor. Ben resmi gördüm. Resim aşağıya gidiyor. <laughs> Kamera aşağıya gidiyor. <laughs> tamam. Şimdi Ali Reza Bey, hangi şehirdensiniz? İran'da hangi şehirde? Mesha burada. Temirov merhaba ben çok iyiyim teşekkür ederim. Ee, bu arada bu kim? Bu ben. Şöyle yapalım. Heh. Yeni arkadaşlar bu kelimelerle veya videonun başlığında var. Bu kelimelerle ben hikaye anlatacağım. İnşallah 20 dakika 25 dakika olacak. Çünkü bugün kardeşimle buluşacağım. Benim erkek kardeşim var. Onun adı Muhammed. Muhammed'le buluşacağım. Onun bazı problemleri var. E, bu problemler hakkında konuşacağız. beğen hoş geldin. İyi akşamlar. Selamlar Dana. Merhaba. Evet Gulzayina hoş geldin. E, ee, kumrumari rica ederim. Kumrumari yazdı. Çok teşekkür ederim ders için. Rica ederim. Rica ederim. Kumrumari. Evet. Şurayı arkadaşlar. Pardon. Özür dilerim. Heh. Biraz. Ee, bu bir ayak. Tamam mı? Mikrofon ayağı gibi. Kobra gibi. Ve telefon var burada. Bu hareket ediyor hareket ediyor. Bu yüzden ben kuvvetli olarak kuvvetli olarak çevirdim. Çevirdim. Şimdi problem olmayacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar çok fazla vakit almayacağım. Sadece merhaba demek istiyorum. Temirov Özbekistan'dan İyi akşamlar Siva. Teşekkür ederim. iyiyim. Ve ee, Akmaral Mustari diyor ki merhabalar her canlı yayın başladığında bir toplantım var. Hmm, kötü şans. Bu arada arkadaşlar ben saat 8-8.30 arasında, saat 8 ve 8.30 arasında canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Saat 8-8.30 arasında inşallah her gün hafta içinde her gün yapmayı düşünüyorum umarım. Böyle bir planım var. Evet. Seva burada, Miyar burada, Masuman'ım burada. Evet ve bazı e, yabancı Türkçe hocaları var. Onlar da hoş geldi. Mesela Mone, Hemri, Milani. Hoş geldin. Nida hoş geldin. Oo, oh, bitmez bu. Evet Ali Reza Bey diyor ki İran'da Maus diyoruz. İran'da Maus. Çekya'dan merhabalar. Çekya'ya selam. Evet arkadaşlar başlıyorum. Evet Mitra Rafiye hoş geldin sen de. Arkadaşlar bugün 3 kelimemiz var. Bu kelimeler kolay kelimeler. Ee, bu kelimeler lokanta bir numara Evet burada da var bakıyorum bir numara klinik pardon klinik kelimesi Türkçe'de kullanıyoruz biz klinik kelimesini kullanıyoruz sonra iki numara lokanta kelimesi var ee, Ali Bey restoran kelimesi duydum kullanıyor mu Türkler? Evet restoran kelimesini kullanıyoruz restorana gidiyorum veya lokantaya gidiyorum gibi. Ben ara sıra bazen lokantaya gidiyorum. Siz haftada kaç defa lokantaya gidiyorsunuz? Bir arkadaşım var. O bekar. Bekar. Bu yüzden o her gün lokantaya gidiyor. O evinde yemek pişirmiyor. A üçüncü fiil, üçüncü kelime bir fiil. Pişirmek. O arkadaşım zayıf. Her gün lokantaya gidiyor veya o arkadaşım her gün sipariş veriyor. Fiil sipariş vermek. Pizzayı çok seviyor. Sık sık arkadaşım sık sık pizza sipariş ediyor. Alo iyi günler. Ben bir tane orta boy pizza, bir tane orta boy pizza, ee, bir litre kola istiyorum. Efendim pizza nasıl pizza istiyorsunuz? Ee, mantarlı, zeytinli, mısırlı yani sebzeli, sebzeli pizza istiyorum. Çünkü ben e, et yemiyorum. Tamam efendim vegan Vegan pizza var. Size vegan pizza gönderiyoruz. Tamam, bekliyorum. Heh. Arkadaşım sık sık pizza sipariş ediyor. Kelime değil, sipariş etmek. Pizza'yı seviyor musunuz? Siz pizza'yı seviyor musunuz? Söylemesi ayıp. Böyle bir tabir var Türkçe'de. Yani söylüyorum ama çok iyi değil pardon anlamında. Söylemesi ayıp. Bu akşam pizza yedim. Ee, ama biz evde yaptık. Yani ev pizzası. Ev pizzası. E, restorandan istemedik. Veya lokantadan pizzacıdan sipariş etmedik. Evde pizza pişirdik Aa, siz de evde ara sıra pizza pişiriyor musunuz? Hı? Siz ara sıra, bazen ara sıra, bazen aynı pizza pişiriyor musunuz? Ee, ben pizza seyrek yiyorum ama arkadaşım sık 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 sık, diğer kelime sıklıkla sıklıkla. A üçüncü versiyon var. Sıkça, sık sık pizza yiyor. Sıkça pizza yiyor. Sıklıkla pizza yiyor. Üç tane kelime aynı. Bunlar kullandığımız kelimeler. Evet. Her neyse çok uzun konuşmak istemiyorum. Hikayemize inşallah başlıyoruz. Bu arada şöyle bir kontrol edeyim. Bunu şuraya gönderdim. Ee, yeni arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Bu kelimelerle biz şimdi hikaye anlatıyoruz. Hikaye anlatıyoruz. İstanbul'da saat 8.35 demiş Perizat. Aynen öyle. Ee, Remo Said her gün seni görmek çok güzel. Teşekkür ederim her gün sizinle konuşmak çok güzel. Her gün pratik yapmak çok güzel. Biliyorsunuz Türkçe benim mesleğim tamam öğretmenlik. Fakat Türkçe öğretmek hobi gibi. Benim için hobi gibi. Bu yüzden seviyorum. Kerim hoş geldin. Evet, Fukus Nimir dinliyoruz hocam. Tamam. Kayseri'den selamlar. Miss Selmi hoş geldin. Kayseri soğuk mu? Nida Rabban. Bence Kayseri soğuk. Kayseri arkadaşlar Türkiye'de bir şehir. Güzel bir şehir. Evet, hayırlı akşamlar Helen. Klinik ne demek zaten? Obeydat. Obeydat klinik demek, klinik demek. Aynı. Yani Küçük hastane. Küçük hastane. Klinik. Mesela insanlar için kullanıyoruz. İnsanlar hastaneye gidiyorlar. Veya kliniğe gidiyorlar. Yani bir doktorun özel kliniği var. Veya bir doktorun özel muayenehanesi var. Mesela iyi günler. Bugün... Doktor beyden randevu almak istiyorum. Efendim bugün klinikte elektrik problemi var. Bugün maalesef doktor bey çalışmıyor. Klinikte problem var. Ah çok yazık. Tamam. E başka gün randevu alabilir miyim? Efendim bir hafta klinik kapalı maalesef. Bir hafta klinik kapalı. Tamam tamam görüşürüz. Ben Başka doktora gidebilirim gibi. Klinik, veteriner kliniği var orada. Hayvan doktoru, veteriner hekim, hayvanların doktorları, veteriner hekimler mesela, veteriner kliniği olabilir veya diş diş kliniği olabilir. Yani Türkçe ve İngilizce'de aynı kullanılıyor. Sadece ee, yazı farklı. Tamam başlıyorum arkadaşlar. Başlıyorum. Şimdi ben hikaye bu hikayede klinik kelimesini kullanıyorum. Bu hikayede restoran değil lokanta kelimesini kullanıyorum. Ve bu hikayede pişirmek kelimesini kullanıyorum. Arkadaşım doktor. Arkadaşım doktor. O cumartesi günleri de çalışıyor. Onun özel bir kliniği var. O cumartesi günleri klinikte 5 veya 10 hastayı muayene ediyor, tedavi ediyor arkadaşımın doktor arkadaşımın kliniği diş kliniği çünkü doktor arkadaşım dişçi ben geçen hafta sonu arkadaşımı ziyaret etmek için kliniğe gittim klinikte 5-6 hasta vardı Klinik çok güzel bir klinik. Birkaç katlı bir binada klinik birkaç katlı bir binada. Ben arkadaşımı bekledim çünkü onun hastaları, onun hastaları diş tedavisi için geldi. Onun hastaları diş tedavisi için. Bu normal. Çünkü o dişçi. <laughs> dişçi tabii ki diş problemlerini çözmek için var. Her neyse. Ben oraya saat 12'de gittim. 12 civarında. Evet 12 çeyrekte gittim ve 5-6 hasta vardı. Yaklaşık 2 buçuk saat oturdum yaklaşık iki buçuk saat oturdum ve klinikte pencereler açıktı klinikte pencereler açıktı Ben klinikteki dergileri okudum gazeteleri okudum ve iki saat sonra yani ben geldim on civarında 2 saat sonra ben acıktım Acıktım. Cık. Hala bekliyorum. Doktor arkadaşım orada hala tedavi ediyor. Diş tedavisi yapıyor. Biliyorsunuz böyle sesler genellikle oluyor. Diş kliniklerinde böyle matkap sesi böyle sesler oluyor. Her neyse ben onu bekledim, bekledim. Zaman geçmedi ve ve pencereler açık. Aşağıda bir lokanta vardı ve lokantada kebap yapıyorlardı. Ve kebap yapınca onlar kebap yapınca yukarı kliniğe kokular geliyordu. Ve ben açım ve arkadaşımı bekliyorum. Sonra arkadaşıma mesaj yazdım. Mesaj yazdım. Yani doktor arkadaşıma, dişçi arkadaşıma mesaj yazdım. Ferhat ne zaman bitecek? Ferhat onun adı. Ferhat senin işin ne zaman bitecek? O mesajımı okudu ve yazdı. Yarım saat sonra. Neyse. 2 saat bekledim, düşündüm. Tamam. Yarım saat beklemek çok büyük problem değil. Ben bu arada telefonumda müzik dinledim. Podcast dinledim. Telefonumda Spotify'da podcast'ler dinledim. Sonra arkadaşım geldi ve haydi Ali beraber lokantaya gidelim ve orada kebap yiyelim dedi. Ben de Allah'a şükür sonunda geldin çok açım çok açım diye arkadaşıma biraz şikayet ettim. Her neyse arkadaşım dedi ki aşağıdaki lokantada çok iyi bir aşçı var. Aşağıdaki lokantada çok iyi bir aşçı var. O süper yemekler pişiriyor. O çok lezzetli kebaplar pişiriyor. Haydi bir an önce. Haydi çabuk gidelim diye söyledi. Ben tabii ki gidelim. Çok açım. Hadi dedim ve biz beraber aşağı indik ve lokantaya girdik. Ve lokantada arkadaşım, doktor arkadaşım bana kebap ısmarladı. Kebap ısmarladı. Ve ben mutlu oldum. Çünkü bekledim, bekledim, bekledim ve finalde ve sonunda çok lezzetli kebap yedim. Bitti. Evet arkadaşlar hikaye bu kadardı. Bu hikayede klinik var, lokanta var, pişirmek var. Bu şekilde A2 belki B1 içinde olabilir. Bir hikaye anlattık. İnşallah hikayeyi beğendiniz. Siz de bu arada bu kelimelerle yani klinik, lokanta ve pişirmek bu üç kelimeyle Küçük hikaye yazabilirsiniz. Küçük hikaye yani 5 cümle, 6 cümle falan, 7 cümle hiç problem değil. Aşağıya yazabilirsiniz. Tamam mı? Evet. Yorumlarınızı okuyorum sizin. Perizat diyor ki pizzayı seviyoruz diyor. Evet pizzayı birçok insan seviyor. Aynen öyle. E, Natali lokantaya dedi. Çok güzel. Beğen. Beğen. Çok haklısın. Hepimiz pizzayı seviyoruz dedi. Çok doğru. E, Gülzar aynı pizzayı seviyorum yazdı. Sonra Neda Hanım diyor ki söylemesi ayıp. Hı. Neda Hanım teşekkürler bu soru için. Hemen açıklayayım. Arkadaşlar söylemesi ayıp. Bir cümle yazayım ben buraya. Söylemesi ayıp. Bugün kebap yedim. Mesela. Şimdi nazik Türkler arkadaşlar nazik Türkler e, Güzel şeyler için, güzel şeyler için başka insanlara anlatırken utanıyorlar. Çünkü o da isteyebilir. Yani o duyunca belki e, isteyecek ama belki onun imkanı yok, belki onun parası yok. Heh. Bu yüzden Türkler güzel şeyler hakkında konuşmadan önce yani kusura bakma söylüyorum gibi bir anlamda söylemesi ayıp kelimesini kelime grubunu kullanıyorlar. Mesela söylemesi ayıp biz bu hafta sonu ailemle pikniğe gittik. Piknikte mangal yaptık, barbekü yaptık. Oh, oh. Heh, Yani çok güzel şeyler söylüyorum. O oh isteyecek, o belki kıskanacak o isteyecek bu yüzden söylemesi ayıp bu tabiri kullanıyoruz bu nezaket için bunu nazik insanlar söylüyorlar arkadaşlar mesela merhaba Ferhat merhaba dostum o telefon yeni mi söylemesi ayıp babam bana hediye aldı o hayırlı olsun yani yeni iPhone aldı. iPhone 14. Söylemesi ayıp. Yani ben söylüyorum ama kusura bakma belki sen de isteyeceksin. Senin telefonun iPhone 6 mesela <laughs> gibi. Böyle bir anlamda Neda Hanım. Tamam. Anladınız inşallah. Harikasın. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi dostlar. Şöyle. Ee, heh, tamam. Tamam. Yarın inşallah yine saat 8 8.30 arasında veya 8 ile 9 arasında 20 dakika 25 dakika konuşmak istiyorum. Yarın belki B1 için pratik yaparız, tamam mı? Bu Instagram'da canlı ama YouTube'da cansız. YouTube'da video. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, eğer sorularınız varsa Sorularınız varsa bana yazabilirsiniz. Ee, direkt mesaj olarak gönderebilirsiniz. Direkt mesaj olarak gönderebilirsiniz. Bu arada Fıkus Nimir diyor ki bir gün lokantadan hatta şöyle yapayım. Bir gün lokantadan bir pizza sipariş istedik. Çünkü evde yemek pişirmeyi istemedim. Pizza yedikten sonra karnım Midem çok ağrıdı ve sabahtan en yakın kliniğe gitmek zorunda kaldım. Ooo geçmiş olsun. Eğer bu gerçekse, eğer bu gerçekse geçmiş olsun. Güzel cümleler. Sadece büyük harf. Birinci harfler her zaman büyük. Bir gün bir B büyük. Çünkü. Çünkü cümlede birinci kelime C büyük. Pişirmeyi istedim nokta. Pizza P büyük. Yedikten sonra karnım midem çok ağrıdı harika. Çok ağrıdı nokta gerekli değil V küçük V. Çünkü V'den önce Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. V'den sonra aynı hiçbir şey yok. Nokta pardon nokta virgül falan yok. Ee, sabahtan en yakın ve sabahtan kelimesi burada güzel değil. Sabahleyin. Ne zaman? Kagda. Mete. Ven. Sabahleyin. Sabah. Leyin. Sabah. Leğin. Sabah? sadece isim. Sabahleyin arkadaşlar zamanı bize söylüyor. Sabahleyin. Sabahleyin gittik. Kliniğe gitmek zorunda kaldım. Güzel hikaye Fakus Nümeyir. Tebrik ediyorum seni. Evet. Bu arada Can Hoca da gelmiş. Türk arkadaşlar da var. Arjantin'e selam Marian. Merhaba. Gülstan diyor ki pizzayı seviyoruz tabii ki. Çok iyi. Ferhat selamlar Ferhat Bey. Merhabalar. Ee, bakalım. Ve afiyet olsun diyor. Obeydat'ın bir hikayesi var. Onu da okuyalım ve bitirelim dostlar. Dün gece arkadaşlarım ve ben lokantaya gitmeye karar verdik. Ve oraya gittik. Çok yemek yemek istedik. Ve aşçılar siparişimizi pişirmeye başlarmış. Yedikten sonra karınımız ağrıyordu ve bir kliniğe gittik. Hmm. Evet. Klinik varsa problem olmalı. Haklısınız. Haklısınız. Yemek yedikten sonra karnımız ağrıdı. Ah. Oh, karnım ağrıyor. Ubeydat. Karınımız. Arkadaşlar dikkat. Bakın Ubeydat yazdı. Karın. Karın. Karın buradaki yer. Tamam mı? Mide var. Mide var. Ve buradaki yer karın. Genellikle midem ağrıyor veya karnım ağrıyor diyor Türkler. Yani ah karnım ağrıyor. Karınım değil. Karın ı düşüyor. Karnım ağrıyor. Yazıyorum. Karın ım arkadaşlar karınım aynı burun gibi aynı omuz gibi aynı alın 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 gibi karınım ne oluyor Ali Bey karnım oluyor dostlar dikkat burada vokal düşüyor karnım doğru yazdım aynen şöyle paylaşıyorum Bravo Natalia Hanım. Bu arkadaşlar bu doğru. Karnım Natalia Hanım, tebrikler. Siva daha az pizza yemelisiniz. Evet haklısın Siva Hanım. E, çünkü biraz m, kilo alıyorum böyle hissediyorum. Kilo almak istemiyorum. Kilo almamak için e, karbonhidrat yememeliyim. Karbonhidrat fazla karbonhidrat çok problem olacak. Her neyse. Evet arkadaşlar yarın inşallah görüşmek üzere canlı yayında Türkçe pratikte yarın 8-9 arasında burada beraber buluşalım. Olur mu? Olur. Süpersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.